Isparta'da sağlık alanındaki ihtiyaçlar birer birer karşılanıyor. Bu doğrultuda hem kent merkezi hem de ilçelere önemli sağlık yatırımları kazandırılıyor. Kazandırılan sağlık yatırımlarını AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz Kanal 32 Haber'e anlattı. Kent merkezine yeni aile sağlığı merkezleri kazandırıldığını söyleyen Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Çünür, Emre, Muzaffer Türkeş ve Davraz mahallelerine yapacağımız aile sağlığı merkezleriyle vatandaşlarımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunacağız dedi. Şehrin merkezinde de aile sağlık birimi merkezlerini kurmaya devam ediyoruz. Yine Çünür'de yine bir aile sağlık merkezi kuruyoruz. Oraya da ihalesi yapıldı. Yine aynı şekilde kendi mahallemde biliyorsunuz Emre Mahallesi artık büyüdü, genişledi. Kurtuluş Sağlık Ocağı'ndan hizmet alıyorlardı. Şimdi yine Sülübey, Emre ve Keçeci tarafı bizim Emre'deki yeni yapacak olduğumuz aile sağlık merkezinden hizmet alacaklar. İnşallah orayı da yer teslimi yapıldı. Müteahhit yerini belli. Müteahhit oraya başlayacak. Bir yıl içerisinde de inşallah oradaki hastane sağlık ocağımızı bitirip şehrimizin çeşitli köşelerinde Muzaffer Türkeş'te, Çünür'de, Emre'de ve Davraz Mahallesi'nde yeni aile sağlık ocakları ile beraber vatandaşımıza sağlık açısından da önemli bir hizmeti ayaklarına getirmiş olacağız. Daha sağlıklı, daha hijyen, daha müreffeh, daha rahat ortamlarda vatandaşımıza sağlığın ilk kademesini sunmanın gayreti içerisindeyiz. Yalvaç ve Şarki Karaağaç'a yapılan sağlık yatırımlarına değinen AK Parti Isparta Milletvekili Gökgöz, Aksu'da yapılacak devlet hastanesinin ihalesinin 8 Ocak'ta yapılacağını müjdeledi. Öncelikle Yalvaç'la başlayan süreç Şarki Karaağaç'ta devam etti. Şimdi biz her iki ilçemizde de bu ek hastane binası ile alakalı, doktorlarla alakalı bütün istek ve taleplerimizi ilettik. Öncelikle Yalvaç Devlet Hastanesi'nin ek inşaat binası ile beraber oradaki 120 kişilik hasta kabulü sayısını 200'e çıkararak D statüsünden C statüsüne getirip oradaki eksik olan branşları da tamamlamayı hedeflemekteyiz. Zaten bugüne kadar her 3 ayda bir Sağlık Bakanlığımız şehrin öncelikleriyle yani boş branşlarla alakalı tüm ilçelerde Sağlık Bakanlığımızın ataması söz konusu. Dolayısıyla her 3 ayda bir boşalan branşlar, eksik olan branşlar, istifa edenler, yerine gelenlerle beraber 3 ayda bir doktor atamasını Sağlık Bakanlığımız yapıyor. Bundan sonra da olacak. Tabii ki yine söylediğiniz gibi 8 Ocak tarihi itibariyle Aksu Devlet Hastanemizin ihalesi yapılacak. İnşallah oraya da bir hastane kazandıracağız. Isparta'mızda hastane olmayan tek ilçe Aksu ilçemiz. Onu da 4 yıldır takip ediyoruz. İnşallah bir yere getirdik. Projesiyle beraber her şeyiyle hazır. Yeri hazır. Dolayısıyla İnşallah 8 Ocak'ta da ihaleye müteahhitlerimiz teveccüh gösterirlerse oradaki ihale sonuçlarının inşallah yer teslimiyle beraber de en geç 2 yıl içerisinde hastanenin bitirilmesi öngörülüyor. Şartnamesi bu yönde. İnşallah Aksu'muzda bundan sonra 7/24 orada doktor nöbet tutan ve içerisinde ünitleriyle beraber vatandaşımıza 7/24 hizmet edebilecek kapasitede bir hastaneyi Aksu'muza kazandırmış olacak. Bugüne kadar bizim taleplerimizi karşılayan ve yineleyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey'e ve bu taleplerimizi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz. Şehrin önceliklerini görüp bunu yerine getirmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Huzurlarınızda şehrim adına, memleketim adına teşekkür ediyorum.